Oldukça durgun. Merhaba Richard. Bu sentetik enerji mu? Evet. Aslında bir örneği denemeye hazırlanıyorum. Bakıyorum koruyucu gözlüklerini alarak gelmişsin buraya. İzleyebilir miyim? Şundan biraz test motoruna koyalım, olur mu? Çalışıyor. Bunu yakıt, cephane ve ilk yardım malzemesi olarak kullanmadan önce bu formül üstünde daha çok deney yapılması gerekiyor. Ve bu da talihsiz bir gelişme. Çünkü enerjon stoğumuz her zamankinden daha düşük durumda. Az sayıdaki askerlerimiz stoklarımızı son zamanlarda çok çabuk tüketti. Decepticon ordusu bizi koşturup yormaya devam ediyor. Doğal enerjon gezegeninizde çok az miktarda bulunuyor. Ve Megatron da o yağlı pençelerini dünyadaki tüm kaynakların içine sokmuş durumda. Ama eğer başarılı bir şekilde sentetik şeklini üretebilirsek, ihtiyacımız kadar enerji üretmeyi başarabiliriz. Enerjon taşınma sinyali. Yine mi? Son zamanlardaki bu yoğunluk tek bir şeye işaret ediyor. Decepticonlar umutsuz bir şekilde işleyecek yeni madenler arıyor. Otobotlar. Optimus. Eğer bu sefer de içinizden biri yaralı olarak dönerse enerjon stoğumuz neredeyse tükendi. Pekala, anlaşıldı. Yer geçidini çalıştır. Otobotlar, ilerleyin. Bazen elimden fazlası gelse diyorum. Richard! Hadi uyan! Bu kadar ufak canlılar nasıl bu kadar gürültü yapabiliyor? Yaralandın mı? Düştün de. Ben iyiyim, hatta iyiden de öteyim. Enerji verimliliği %30 artmış. Motor faaliyetleri düzgün durumda. Bizimkilerden haber var mı? Knockout! Buradan geçitle gitsek olmaz mı? Bu küp üstüme büyük bir baskı yapıyor. Otobotları ne kadar yorarsak o kadar çok yakıt harcarlar ve enerjon yarışını biz kazanırız. Ayrıca işte hava desteği geliyor. Geri çekil. Sayıca çok azız. Her zaman sayıca azız. O enerjon bize lazım. Rachel,
Arsi'nin koordinatlarına kilitlen ve acil bir yer geçidi açmaya hazırlan hemen. Kilitlendim. Arsi, hızını düşür ve üste dönmeye hazırlan. Sakin ol Richard. Çok yaklaştım. Pişman olursun. Yaralandı. Yer geçidini sen devral. Sanırım otobotlar bir boksçu getirmiş. O zaman onu ben hallederim. Biraz beklemen gerek. İşte bu. Neler oldu? Ben sadece enkazı gördüm ama doktorun tek botluk bir yıkım makinesi olduğunu duydum. Vay canına. Merhaba ufaklık. Tamam, sırrın nedir? Sırrı yok. Sadece kendi ürettiğim bir şey. Senten. Buket'in yazdığı bilgilerden mi? Ama formül daha... Eksik miydi? Artık değil. Demek Richard sert adamlık da benden daha iyi. Richard, kendini bir denek olarak kullanma kararını sorgulamam gerek. Optimus, sen orada Richard'ı görmedin. Kendini aşmıştı. Bunu hepimiz denemeliyiz. Ya da Richard'a biraz daha verip biz tatile çıkalım. İlk sonuçların umut vaat ettiğini itiraf etmem gerek. Ama bundan sonraki deneyle makinelerle sınırlı kalsın. Otobotlara sakın verme. Belki sayıca az olabiliriz eski dostum. Ama şu anda laboratuvardaki bir askere sahadaki bir askerden daha fazla ihtiyacımız var. Ve sonra tam üstüme geldi ve ben de... Hadi Bulk, üstüme gel. Sana zarar vermek istemem Reç. Sana gel dedim. İşte bu. Bu da ne? Artık bir rakibim var Bulk. Eskisinden biraz daha güçlüyüm. Ayrıca biraz daha hızlıyım. Sence beni yenebilir misin spor arabası? Korkak. Nasıl gidiyor? Yoksa o... Daha güçlü, daha hızlı, daha dengeli. Formumun zirvesinde olmam gerekiyor. Hayatta kalmamız buna bağlı. Konlar bir kaynak daha bulmuş.
Otobotlar, hazır olun. Gizli silahımızı beklemesek mi acaba? Bence bu görevde tıbbi uzmanlığa gerek olmaz. Ama hiç belli olmaz. Fazladan ateş gücü gerekli olabilir. Yer geçidi görevini Bumblebee halledebilir. Şimdi şu Decepticonlara biraz acı verme zamanı. Sinyal çok zayıf. Bir damar bulmuş olabilirler. Ama buradan fazla enerjon çıkmaz. Sanırım Megatron da enerjon bulma konusunda bizim kadar çaresiz. İkiniz görevler sırasında hep bu kadar konuşur musunuz? Otobotlar! Merak etmeyin. Ben acil durum aracıyım. Acelen nedir? Otobot konusunda mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışıyorum. Patronun böyle konuştuğunu biliyor mu? Belki onu ziyaret edip söylemeliyim. Gittik kendini erit. Eriteyim mi? İşte güzel bir fikir. Sana bunu bir daha sormayacağım. Söyle, Megatron nerede? Hayır! Söyle. Tek bildiğim bu. Gerçekten. Gördün mü? Çok mu zormuş? Rachel, ne yapıyorsun sen? Sonuç alıyorum. Ve kuralları çiğniyorsun. O bir Decepticon madencisiydi. Hizmetkar sınıfı, asker sınıfı değil. Dur tahmin edeyim. Ben sadece doktorum. Otobotlar diğer tüm seçenekler tükenmedikçe başkalarına asla zarar vermez. Bizi Decepticonlardan ayıran da budur işte. Gerçekten bu yeni bir ders için uygun bir an mı Optimus? Sen Megatron'un şu andaki yerini bulamadın öyle değil mi? Ama ben buldum. Ve almamızı bekleyen bir saf enerjon kaynağı nerede biliyor musun? Ben biliyorum. Hadi Rachel, biraz sakin ol. Sakinlik ihtiyacımız olan son şey. Cybertron'u sakinlik yüzünden kaybettik. Konların asker gemisi var. Bir ordusu. Tüm bu enerjon kovalamacası sizce Megatron büyük bir şeye mi hazırlanıyor ha? Onun tuzaklarına koşarak kaynaklarımızı harcıyoruz. Ona sert bir darbe indirmemiz gerekiyor. Hem de şu anda... Tam da acıtacak bir yerine. Decepticonlara doğrudan bir saldırı sadece misillemeyi kışkırtır. Ve bu hesaplanamaz kayıplara yol açar. Masum insanların hayatlarını tehlikeye atamam. Ama bizimkini atmak konusunda bir sıkıntın yok. Bunu Cliff Jumper'a sor. Unuttum. Bugün burada değil. Bu kadar yeter. Sorunun ne olduğunu biliyor musun Optimus? Bu kadar büyük bir bota göre çok yumuşaksın. Elinde şans varken Megatron'u ortadan kaldırmadın. Eline çok şans geçmişti. Korkarım sentetik enerjon düzgün düşünmeni engelliyor eski dostum. Ben söyleyene kadar seni üste kapatacağım. Bumblebee,
Bizi geri götür. Tamam. Rachet'ın yerini belirleyemedim. O bozuk enerjon sinyalini karıştırıyor olmalı. Denemeye devam et. O Megatron'u bulmadan önce Rachet'ı bulmamız gerek. Evet, biraz baskın bir tip ve fazladan kolları garip. Ama o kadın bizden farklı. Ne zaman geleceğini merak ediyorum doğrusu. Sen kendine bilim adamı mı diyorsun? Şu ana kadar taze bir enerjon kaynağı bulman gerekirdi. Özür dilerim Lord Megatron. Bize saldıran yeni Autobot biraz dikkatimizi dağıttı. Gerçekten mi? Peki hangi yeni Autobot'muş bu? İşte bu. Korkunç yeni rakibiniz bu mu yani? O Optimus Prime'ın doktoru. Hayır Megatron. Ben senin büyük doktorunum. Tamam o zaman. Cybertron için. Rachet benim hatırladığımdan daha cesurmuş doğrusu. Kimyasal madde almıştır. İşte sana laboratuvar örneği doktor. Onu araştır. Eğer bir kimyasal Optimus Prime'ın doktoruna bunu yapabiliyorsa bizim birliklerimize neler yapabilir düşün. Optimus. Hata yapmışım. Sinyal. Optimus, Rachet'ın sinyali tekrar devrede. Bumblebee. Autobotlar, ilerleyin. Bir doktor olarak itiraf edeyim. Decepticon davasına yaptığın bu katkı cidden çok makbule geçti. Sen gittikten sonra başarılarını herkese yayacağım. Bu da birazdan olacak. 3, 2, 1. Olamaz. Ne yapacaksın? İçecek misin? Hayır. Bunu ortadan kaldıracağım. Seni şapşal, Megatron beni mahvedecek.
Yavaş ol eski dostum. Çok enerjon kaybetmişsin. Hem iyisinden hem de kötüsünden. Ben kimseye zarar vermek istemedim. Sadece elimden geldiğince size yardım etmek... İstedin, biliyoruz. Ama neredeyse yeri doldurulamaz bir şeyi kaybetmemize neden olacaktın. Doktorumuzu ve çok güvendiğimiz bir dostumuzu. Bizi çok gerekli olan bir enerjon stoğuna götürdün. Ve bunun için hepimiz müteşekkir olmalıyız. O sentetik enerjon formülünün tekrar denenmeden önce gözden geçirilmesi gerek. Makineler üstünde, otobotlar değil. Neyse ki elde kalan son örnekleri de ortadan kaldırmayı başarabildin dostum.